Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sadece sayısal tipleri ilgilendiren bilinçli ve bilinçsiz tür dönüşümlerine bakacağız. Ekranda da tabloda gördüğünüz gibi sayısal tiplerimiz hangileriydi? Şöyle çerçeveye alırsak eğer gördüğünüz gibi bir de ayrıyetten desimal tipimizdi. Hatta bu çerçeveleri şöyle almam daha doğru olacaktır. Şöyle ve şöyle. Evet. Bunlar bizim C# kullandığımız sayısal tiplerimizdi. Şimdi bilinçli ve bilinçsiz tür dönüşümleri bu tipler arasında yapılan dönüşümlerden türetilen terimlerdir. Değer aralıklarına bakarsak eğer burada hepsinin bir değer aralığı var. Tabii ki de biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Ama elimizdeki herhangi bir mesela integer tipteki bir değeri hangi tipe çeviriyorsak o tipin değer aralığı önemlidir. Değer aralığına göre bilinçli ya da bilinçsiz tür dönüşümü yapmış oluruz. Şimdi burada şöyle bir genelleme yapacağız. Eğer değer aralığı küçük olan bir tipi, değer aralığı büyük olan bir tipe dönüştürüyorsak bu bilinçsiz tür dönüşümüdür. Benzer mantıkla değer aralığı büyük olan bir tipi, değer aralığı küçük olan bir tipe de dönüştürürsek bu da bilinçli tür dönüşümü olacaktır. Şimdi bunun mantığı nedir? Onu konuşmamız gerekirse, örneğin değer aralığı küçük olan byte değerimizi alalım. Şimdi 0 ile 255 aralığında. Ve elimizdeki byte değerini, örneğin ne olsun? 125 sayısı. Bu veriyi byte olarak tutuyoruz diye varsayalım. Integer tipine çevirmek istiyorsak eğer, integer tipimizin değer aralığı byte'ı kapsadığı için bu işlemi compiler otomatik olarak gerçekleştireceğinden dolayı bu bilinçsiz tür dönüşümü olacaktır. Mantığımız bu. Ama burada integer ile byte arasında tam ters mantığı düşünürsek atıyorum. Elimizde farklı bir sayı olsun. Bu da ne olsun? 1000 değerini alalım. Tabii ki de bunu integer olarak tutuyoruz diye varsayalım. Elimizdeki bu 1000 değerini ben byte tipine çevirmek istiyorsam, bakın gördüğünüz gibi byte değeri 0 ile 255 aralığında değer tutabilmektedir. Haliyle burada bir sıkıntı doğacaktır. Değer aralığı yüksek olduğundan dolayı, pardon, elimizdeki veri byte'a yani çevireceğimiz, kestedeceğimiz tipin değer aralığından yüksek olduğundan dolayı, eğer ki biz bunu bilinçli bir şekilde çevirirsek, veri kaybını göze aldık demek oluyor. Yani bilinçli bir şekilde çevrim gerçekleştirmiş oluyoruz. Peki elimizdeki int tipinde 125 sayısını byte'a çevirirsek veri kaybı olmayacaktır ama bu da bilinçli bir değişim olacaktır. Mantığımız bu şekilde olacaktır. Şöyle Visual Studio ortamına da gelirsek gördüğünüz gibi bilinçsiz tür dönüşümü burada yazdığım gibi küçük tiplerin büyük tiplere dönüşümüdür. Tam tersi de bilinçli tür dönüşümüdür. Yani büyük tiplerin küçük tiplere dönüşümü olacaktır. Bilinçsiz tür dönüşümünde değer aralığı büyük tipin değer aralığını kapsayacağı için büyük tip küçük tipin değer aralığını kapsayacağı için bizim burada bir müdahaleye, bir veri kaybına göze almamıza gerek kalmadığı için bilinçsizce yani bizim haberimiz olmadan bu tür dönüşümü gerçekleştirebilecek. Ve bahsettiğimiz gibi değer aralığı çevrilecek değerin değer aralığı kestedilecek tipin değer aralığından genişse burada veri kaybı söz konusu olabileceği için bu riski bize bırakıyor. Haliyle biz buna karar veriyoruz. Buna da bilinçli tür dönüşümü denmektedir. Şimdi hemen şöyle inceleyelim. Elimde byte tipinde bir değer olsun. X diyelim. 125 değerini veriyorum. İlk tipinde bir değişkene bu byte tipindeki değeri atayabilmem için haliyle bunu benim kestetmem lazım. Ama bakın gördüğünüz gibi kestetmeme gerek yok. Yani sol tarafta int varken sağ tarafta byte'ı verebiliyorum. Bunun sebebi de direkt compiler bunun farkına varabiliyor. Int byte kapsayabildiği için bilinçsiz bir şekilde tür dönüşümü gerçekleştirebiliyor. Benzer mantıkla biz bunu burada integer'a direkt test edebiliriz. Bunu da yapabiliriz yani. Bunları yani örneklerimizi çoğaltabiliriz. Asıl mevzu bilinçli tür dönüşümünde gerçekleşiyor. Elimizde bunları ben yorum satırı yapayım.
elimizde bulunan herhangi bir yüksek boyutlu, yüksek değer aralıklı bir değişkeni daha küçük değer aralıklı başka bir değişkene atadığımız zaman bakın gördüğünüz gibi hata alıyoruz. Hatayı şurada verdi. Ya da error liste bakarsak gördüğünüz gibi hatayı burada da veriyor. Çünkü derleyicimiz biliyor ki int tipi byte tipinden daha geniş kapsamlıdır. Onun için ne olur ne olmaz içindeki değere bakmadan int tipini byte tipine direkt atmamıza izin vermiyor. Hata veriyor. Yani yukarıdaki mantık burada çalışmıyor. Benzer mantıkla biz elimizdeki int tipini byte'a cast edersek burada gördüğünüz gibi burada da bilinçli bir şekilde veri kaybını göze aldığımız anlamına gelmekte. Hatta şöyle bir bakalım. Kontrolü aşağıda da yazıyormuş. Bakalım y değerini ne yazacaktır bize? 125'i yazdı. Peki. Burada byte'ın değer aralığından daha büyük bir değer yazarsam 1255 değerini yazdım. Bunu byte'a kestettiğimiz zaman biz biliyoruz ki byte'ın tipi değer aralığı 0 ile 255 arasındaydı. Doğal olarak zaten bu değeri byte'ın refere etmesi imkansız. Peki nasıl bir sonuç elde edeceğiz bakalım. Bakın 231 gibi bir değer aldık. Bu da modunu almaktadır. Yani kendi değer aralığının modunu alarak veri kaybı söz konusu demiştik. Modunu aldığından dolayı gördüğünüz gibi 1255 değerinden 231'lik bir değer almakta. Yani veri kaybı söz konusu olmaktadır. Şimdi bilinçli tür dönüşümünde checkout ve unchecked diye iki tane terimimiz var. Daha doğrusu bunlar kalıplarımız. Bunları inceleyelim. Şuradaki örneklerimi ben alayım. Şimdi checkout diye bir kalıbımız var. Hemen şöyle yazdığımız zaman kalıbımız bu şekilde oluşturulmakta. Checkout tür dönüşümü esnasında bir veri kaybı söz konusu oluyorsa burada hata vermesini sağlıyoruz. Yani bakın şuradaki yapacağım işlemde bir veri kaybı varsa checkout bloğunda gerçekleştirildiği için bu işlem hata verecektir. Gördüğünüz gibi. Peki veri kaybı olmazsa ne yapacak? 155'i çevirelim. Bakın hata vermeden direkt sonuç neyse onu yazacaktır. Benzer mantıkla uncheckout dediğimiz komutumuz şöyle şurayı da kapatayım. Uncheckout komutumuz vardır. Bu da checkout'un tam tersidir. Eğer bir tür dönüşümü esnasında veri kaybı söz konusuysa hata vermeyecektir. Haliyle varsayım olarak zaten uncheckout'u yazmasak da uncheckout bloğunda geçerli olacaktır yazdığımız komutlarımız. Gördüğünüz gibi. Sayısal tipler arasında tür dönüşümleri gerçekleştirirken yaptığımız işleme dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü veri kaybının yaşayabileceğimizi görmüş olduk. Sonraki dersimizde büyük ihtimal operatörlere geçeceğiz. Şimdiden görüşmek üzere. Hoşça kalın.